Konukla sempozyuma kamu yönetiminde iyi uygulama paylaşımları oturumumuzla devam edeceğiz. Oturum konuşmacılarımız 2021 YFKM Üstün Performans'ta Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'nin sahibi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Strateji Daire Başkanı Bilge Büdeyri ve 2021 Türkiye Mükemmellik Ödülü sahibi Eltemtek AŞ'nin Enerji ve İletim Tesisleri Müdürü Emre Kılıcı olacaktır. İyi uygulama paylaşımlarını yapmak üzere öncelikle sözü Bilge Hanım'a bırakmak istiyorum. Her iki konuşmacımıza da hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Bilge Şöyle, Hanım'a sözü size bıraktım. teşekkür ederim. Öncelikle ben bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar izlediğim kısmı gayet güzel, verimliydi. Umut ediyorum bundan sonrası da öyle olur. Ben sunumum var. Onu paylaşabiliyorum sanıyorum, değil mi? Tabii, bir deneyin Açık herhalde. arzu ederseniz. Ben de söyleyeyim. Geldi mi Evet, ekrana? geldi. Tamam. Evet. Önce biraz ben kendimden bahsedeyim. Bilge Büdeyre, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nda Strateji Daire Başkanıyım. İFKM süreçlerini ikinci kez geçirdim, iki kez yönettim. Bunun ilki bir yerel yönetimdeydi İstanbul'da. İkincisini de burada bakanlığımızda yürüttük. Tabii zor ve meşakkatli bir süreç ama aldığınız sonuçlar itibariyle gerçekten çok değerli bir süreç olduğunu söylemek istiyorum. İlk slaytıma aslında hepimiz aynı şekilde, aynı lugatta konuşuyoruz. O yüzden bu süreci aranızda geçirenler olduysa aklınıza kazınan bir görselle başlamak istedim. Süreci de tam olarak özetleyen yeni modelimiz, İFKM modeli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, merkez teşkilatında yaklaşık 4.000 personelle yaklaşık 63 milyarlık bir bütçeyi yönetmektedir. Bu ve bundan sonraki birkaç slide bizim EFKM modelindeki temel unsurlardan biri olan yönümüzü belirlemek için kritik olan değerlendirmelerden örnekler olarak tanımladım. Nasıl yönümüzü belirledik, nasıl değerlendirdik süreci, verileri nasıl toparladık? Bunlarla ilgili bir çerçeve oluşsun istedim sizlerde. Öncelikle tabii ki küresel eğilimler neler ve bu küresel eğilimlerin geleceğin ulaşımını nasıl şekillendirdiği ile ilgili bir takım akademik çalışmalar yapıldı. Ve dört ana başlıkta bu küresel etkenleri belirlemiş olduk ve bunların her biriyle ilgili de yatırımlarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ulaşım dediğinde en önemli kriterlerden bir tanesi nüfus ve bu nüfusun dağılımı. Dünya nüfusunun %50'si kentsel alanda yaşarken 2050 yılına doğru bunun %70'e varacağı ve dünya ekonomisinde %90'dan fazlasının kentsel alanda üretileceğiyle ilgili değerlendirmeler var. Biz de bu değerlendirmeleri ulaşım planlarımızda kullanıyoruz. Burada bizim için kritik olan şey yolcu sayısının kilometre cinsinden yaklaşık iki katına çıkacak olması. Bu nasıl yönetilecek? Zor bir süreç. Ve tabii ki de çevresel kriterler bizim için çok önemli. Ekonomik açıdan değerlendirdiğinizde de büyüyen bir Asya, Afrika, Avrupa ticareti var ve biz bu hattın merkezindeyiz. Tabii bir de COVID-19 pandemisi yaşadık biliyorsunuz. Kimsenin öngöremediği bir kriz dönemiydi bu. Etkisi ve süresi oldukça yüksek ve hala da devam ediyor, tamamlanmış değil. Biz bununla da ilgili bazı tespitler yaparak belli senaryolar ve bu senaryolarla ilgili de eylem planlarını devreye aldık. Tüm bu çalışmalar sonrasında tabii
çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Ben hepsini buraya koymadım zaman kısıtından da dolayı. Tüm bu çalışmalar sonrasında elde edilen bulgularla Türkiye Ulaştırma Politikamızı belirledik. Belki aranızda katılanlar olmuştur. 6-8 Ekim tarihlerinde 2021'de 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nı yaptık. Şuralarımız bizim için çok kıymetli. 7 yılda bir düzenleniyor ve tüm paydaşlarımızı bir arada ağırladığımız, onlarla çalıştaylar yaptığımız çok kıymetli bir alan şuralar. Ve bu şura sırasında her bir sektör için yaklaşık 100'ün üzerinde akademisyenimizin de destek verdiği sektör analiz raporları hazırlandı. Tüm bu raporlar şura süresince düzenlenen çalıştaylarda görüşüldü, nihai haline getirildi. Biz bu ulaştırma politikasında, oluşturulan bir ulaştırma politikasında yönetimi iki tane ana planımız var. Biri ulaşım ana planı, diğeri de stratejik plan. Buralarla, bu araçlarla yönetiyoruz. Ve Ulaştırma Bakanlığı olarak da temel faaliyet alanımız bizim insan, yük ve data hareketlerini sağlamak. Buradaki temel amacımız da hareketliliğin önündeki sınırları kaldırmak ve bütünsel kalkınmaya da katkı sağlamak. Bu amaç için odaklandığımız temel konular ise mobilite, lojistik ve dijitalleşme oldu. 5 sektörde 8 tane alt başlıkta, alt konuda tüm politikalarımızı belirledik. Bu Türkiye Ulaştırma Politikası'nı web sitemizde ulaşabilirsiniz. Kamuoyuna açık bir dokümandır. Ve misyonumuz, evet, misyonumuz ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve uzay ve bilgi teknoloji alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktır. Misyonumuz, burada stratejik planımızı görüyorsunuz. Misyonumuz tüm paydaşlarımıza ve ülkemize değer yaratmakta, hem de ekosistemimize katkı sağlamaktadır. Tabii bakanlık olarak farklı bir misyonumuz da var. Biz faaliyet alanlarımızın benzersizliği nedeniyle aynı zamanda ekosistemimizin lideriyiz. Ve ekosistemimize yön veren ve bu ekosisteme de katkıda bulunan bir misyonumuz var. Buraya geçmeden, 2020 yılının ikinci yarısından itibaren biz IFGM bakış açısıyla stratejik planımızı güncelleme çalışmalarını başlattık. Böylece model bakışının kurum kültürü olabilmesi için aslında ilk adımlarımızı atmış olduk. Bizim için öngörüsel bakış çok önemli. Biraz önce de söyledim, şuralar çok önemli. Sektörel zirveler yapıyoruz. Paydaş görüşlerimizi düzenli olarak toparlıyoruz. Ve zaten ulaşım ana planımız da bitti. Önümüzdeki hafta kapanış toplantısı yapılacak. Çok dinamik bir plan anlayışıyla hazırlandı. Ve tüm eylem planlarımız, öngörü raporlarımız, sektör analizlerimiz, bunları sürekli olarak her plan çalışmalarımızda kullanıyoruz. Tabii IFGM sürecinde en önemli şey mevcut durumumuzun tespitiydi. Ve biz neredeyiz, nerelerde fırsatlarımız var, yönelebiliriz, zayıf yönlerimiz, tehditlerimiz neler? Bunları tekrardan bir gözden geçirdik. GZFT analizimizi, PESIL matrislerimizi hazırladık. Tabii paydaşlarımız çok önemli bizim için ve değerlerimizle uyumlu, bizi geleceğe taşıyan bir kurum kültürüne sahip olmayı öngörüyoruz. Ve stratejik plan çalışmasında tespit edilen, değerlendirilen değerlerimiz insan odaklılık, yenilikçilik ve dengeli. Bu noktadan hareketle biz diyoruz ki misyonunu özümsemiş, değişime uyum sağlayan, katılımcı ve tutarlı bir kültüre sahip olmayı öngörüyoruz.
Tabii bu IFKM sürecinin belki de bize kattığı en önemli katma değerlerden bir tanesi, kamuda ilk kez bakanlık düzeyinde kurum kültürü analizi yaptık. Aslında çalışan memnuniyet anketlerimizi her sene yeniliyoruz. Fakat 2020 yılında biz kurum kültürünü nasıl yönlendiririz sorusunun yanıtını alabilmek için, neredeyiz yanıtını alabilmek için bir kurum kültürü anketi de yaptık. Ve gördük, şöyle 70'i baraj belirledik. Bunun altında kalan alanlar içinde bazı iyileştirme çalışmaları yaptık. İki alanda biraz çalışmamız gerektiğini tespit ettik. Bunlar tutarlılık kültürü ve misyon kültürüydü. Misyonun benimsenmesiydi. Sonra IFKM süreci tamamlandıktan sonra bu sene tekrardan bu anketleri yaptık. Ve hepsinde 70 puanın üzerinde çıktığı ve yaptığımız çalışmaların aslında anlamlı derecede iyileşmeye sebep olduğunu gördük. 4 ana boyutta, 12 alt boyutta biz bu değerlendirmeleri yaptık. Tabii çalışan memnuniyet anketiyle de kıyasladığımız zaman kurum kültürünü, toplam kurum kültürü puanı ile kurum birim bölüm memnuniyet puanları arasında da paralel bir artış olduğunu gördük. Tabii biz sürece başlarken bakanlıkta 3 şeyi paralel olarak aynı anda başlattık. Bunlardan bir tanesi stratejik planın güncellenme çalışmaları. Diğeri kalite yönetimi çok yerini bulmamıştı bakanlıkta. Entegre kalite yönetimine geçilmesi süreci ve IFKM çalışmaları. Bunların üçünün paralel başlamasının tabii çok avantajını gördük. Biz bu süreçte aynı zamanda 5 tane kalite yönetim sistematiği kurduk. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda bir ISO 27001 vardı. Bununla da entegre bir şekilde çalışmasını sağladık. Tabii bu süreçte en önemli konulardan bir tanesi de performansın yönetimi. Performansın yönetimi birazdan detaylı anlatacağım, o yüzden burayı hızlı geçeceğim. Ulaştırma yönetim sistemimiz var ve bunu canlı olarak şey yapabiliyoruz, ölçebiliyoruz, performansımızı ölçebiliyoruz. Dediğim gibi ulaştırma yönetim sistemimizi de yine IFKM çalışmaları kapsamında kurduk. Burada altyapı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bağlı, ilgili, ilişkili kurumlarına ait projelerin tamamının tek çatı altında takip edildiği, yönetim stratejilerinin izlendiği, varlıkların niceliksel olarak ölçülerek ülke istatistiklerinin raporlandığı bir dijital yönetim platformu kurduk. Bu platformun 4 modülü var, 4 ana modülü var. Bunlar proje yönetim sistemi, talep takip, stratejik plan izleme ve e-istatistik. Talep takip sistemi Sayın Bakanımızın işte 81 ile gidiyor biliyorsunuz. Gittiği yerlerde vatandaşlardan, muhtarlardan ya da yerel yönetim temsilcilerinden bazı talepler iletiliyor kendisine. Bu iletilen tüm talepleri bu talep takip modülünde topluyoruz tamamını. Aynı zamanda bu modülde açılan taleplerin ilerleme detayları da proje yönetim sistemi üzerinden izlenebiliyor. Üçüncü modülümüz stratejik plan izleme. Bu da bakanlık düzeyinde ilk kez yapılmış. Ben başka bir kurumda var mı bilmiyorum ama bakanlık düzeyinde olmadığını biliyorum. Stratejik planımızı da proje yönetim sisteminde yer alan ilerleme bilgileri stratejik plan izleme modülündeki performans göstergelerine veri sağlıyor. Tabii burada şöyle bir şey akla gelebilir, ya sizin bütün hedefleriniz projelerle mi alakalı değil. Bunun olmayan göstergelerimiz şu anda sahadaki ekiplerimiz tarafından, her birimin stratejik plan izleme komitesinin üyeleri tarafından manuel olarak giriliyor, sisteme aktarılıyor bizim onayımız sonrasında. Çok pardon.
Bakanlığımıza ait varlıkların niceliksel ölçümleri için e-istatistik modülü üzerinden toplanan veriler yine burada hazırlanan veri setleriyle raporlanmak ve diğer yazılımlara veri servis etmektedir e-istatistik modülümüzde de. Stratejik plan modülümüzü biraz daha açmak istedim. Biz burada 4 kademede bu modülü çalıştırıyoruz. Öncelikle sistematik bir ölçümleme yapıyoruz. Burada her amacımız, amacımıza bağlı hedeflerimiz, hedeflerin gerçekleşmeleri, sapmaları ve bunlarla ilgili tüm açıklamalar yer alıyor. Periyodik izleme yapıyoruz dönemsel olarak. Biliyorsunuz stratejik planın 2 dönemi var. Bu dönemlerde izleme yapabiliyoruz. Aynı zamanda raporlamalar yapabiliyoruz. İşte stratejik bir amacımızın hedefli, bağlı hedeflerin gerçekleşmelerini ve bunların alt detaylarını alabiliyoruz. Bir de hedeflenen değer ve gerçekleşen değer karşılaştırmalarını da bu sistem üzerinden yapıyoruz. Sapmalar olduğunda da bunlarla ilgili savunma, açıklama kısımlarında buradan Sayın Bakanımız da istediği zaman girip takibini yapabiliyor. E-istatistik modülümüz henüz tam olarak aktif değil. Kendi içimizde çalışıyoruz. Ama çünkü açık veri bağlantısının yapılması gerekiyor. Şu anda onun üzerinde arkadaşlar çalışıyorlar halka da açabilmemiz için. Ama bizim web sayfamızda e-istatistik modülleri, e-istatistik bülteni olarak, aylık bülten olarak yayınlanıyor. Web sitemizden tüm bu verilere ulaşabiliyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Hani böyle genel bir ne yaptık biz bu süreçte, bize katkıları neler oldu gibi bir üstünden geçip sonra da sorularla ilerlemek istedim. O yüzden burada kesmiş olayım. Sorular varsa alalım. Tabii ki de birkaç soru gelmişti. Ben de toparlıyordum onları bir yandan. Tamam. Aktarayım size. Çalışan memnuniyeti anlamında neler yapıyorsunuz? Örneklerle açıklayabilir misiniz diye yazmışlar. Tabii çalışan memnuniyeti anketlerimiz her sene yenileniyor. Her sene yeniden yapılıyor. Onun asıl sorumluluğu personel genel müdürlüğümüzde. Ve bu çalışan memnuniyeti anketinde ortaya çıkan taleplerle ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bunlar personele bildiriliyor. Mesela en çok şu anda bakanlıkta gündeme gelen konu kreş konusu. Personelimizin çok ciddi bir kreş talebi var. Ama tabii bununla da ilgili yasal bazı durumlar var. Personel Genel Müdürlüğümüz çok yoğun bir şekilde bu sorunu Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımızla birlikte bu sorunu aşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Genelde memnuniyet düzeyimiz bizim belirlediğimiz seviyenin üzerinde çıkıyor. Zaten çok kurumsal ve köklü bir kurum olmasından kaynaklanan bir etki de var burada. Ama tabii olumsuz şeyler de var. Onlarla ilgili de her türlü çalışmalar yürütülüyor. Kreş önemli tabii, Bilge Hanım. Doğru. Kreş, evet, en çok. Çalışan insanlar için çok önemli hatta. Evet. Peki kıyaslama ziyaretleri yapıyor musunuz diye bir soru gelmiş. Alanında iyi uygulama örnekleri olan kurumlarla. Bir iki kurumla görüştük, evet. Alan ziyareti yapmadık pandemi dolayısıyla. Henüz daha tam şeye geçemedik. Maalesef saha ziyaretlerine geçemedik ama yine kamu, yarı kamu bir iki kurumda bu şeyleri yaptık, kıyaslamalarımızı yaptık. Fakat tabii başka bir bakanlık olmadığı için kıyaslama kriterlerimiz çok fazla örtüşmüyor ama en azından gidiş yolu ve sorunları çözme metotları ile ilgili karşılıklı görüşüyoruz düzenli olarak. Bir soru daha aktarayım eğer arzu ederseniz sizlere. Tabii tabii, buyurun. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarınız var mı? İFKM ile bu çalışmalar gelişti mi? Evet, var. Biz mesela tabii her şeyi anlatamadım burada ama algı anketleri de yapıyoruz. Bakanlığın marka konumlandırma çalışması yapıyoruz. Bu algı anketleri ve algı çalışmaları sırasında örneğin gençlerimize yönelik çok fazla etkinlik yapmadığımıza dair bir
tespit oldu. Yani onlarla daha çok eğilmemiz gerektiğiyle ilgili ve bununla da ilgili ideatonlar, hackathonlar, bu tarz organizasyonları yaptık ve onları daha çok dahil etmeye çalıştık süreçlere. Yarışmalar yaptık, yapıyoruz. Her türlü geri bildirimlerini alıyoruz. Tabii ALO 123 devreye alındı. Oradan da gelen veriler iletişim ekibi tarafından değerlendiriliyor. Çok aslında sosyal bir bakanlığımız gençlerle ilgili evet, özellikle çalışmayı da çok seviyoruz. Ne güzel. Onların görüşleri de farklı oluyor tabii, bakışları. Bir soru daha gelmiş Bilge Hanım. Onu da ben size aktarayım. Arzu ederseniz sonra diğer konuşmacımıza geçebiliriz. Tabii. Kurumumuzdaki liderlik yaklaşımından ve modelin katkılarından söz eder misiniz? Tabii. Kurumumuz malumunuz teknik bir kurum. Yani ağırlıklı olarak teknik bir kurum. Ve bu yüzden her seviyede liderlik anlayışını benimsiyoruz. Burada herkes kendi işinin lideri. Proje ekiplerimizin sorumluları var. Birimlerimizin yöneticileri var. Yani bizim için o projenin mesela şöyle, buraya bana gelen, ben mesela daire başkanıyım, bana gelen bir işi havale ettiğim kişi o işin lideri. Yani orada bir tamamen onun bilgi, donanım ve yönlendirmesiyle gerçekleştiren, hayata geçiren bir yönetim modelimiz var. Dikey hiyerarşi de var tabii ki, yerel hani bakan kamu olmaması mümkün değil. Ama proje yönetimi anlamında biz her seviyede liderlik modelini benimsiyoruz. Faydalar konusuna gelince sanırım IFKM modeli, IFKM çalışmalarının bizdeki değişimlerini sormak istedi sanırım katılımcı. Şöyle bir kere, her şeyden önce çalışanlarımızı harekete geçirdi bu sistem. Ve personelimizde en ufak işi yapan personel bile yapılan işin aslında bir sistemin parçası olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu görmüş oldu. Malumunuz özellikle teknik kurumlarda bir sıkıntı vardır. Yani stratejik plan, işte kalite, bu tarz işlere olan ilgi azdır. Bunu hani ufak bir ilgi de bulsanız bunun devamını sağlamak da çok zordur. Ama bu modelin böyle de bir faydası oldu bize. Yani tabii ki üst yöneticinin desteği çok önemli. Bakanımız çok sahiplendi. Yunus Emre Başkanımız daha adını duyduğu anda hemen yapalım dedi. Yani böyle bir üst yönetimde böyle bir sinerji oluşmuştu. Bunun da etkisiyle tüm bu yapılan çalışmalarda aslında ya biz evet veri, sadece veri toplayıp yazmıyoruz, aslında ne kadar önemli bir iş yapıyoruz gibi bir geri dönüşler aldık biz bu çalışmadan sonra. Tabii kurum genelinde kalite elçileriyle ilgili mesela sistematik kurduk. Kalite elçilerimiz var her birimde. Bunlar kalite süreçlerinin iyileştirilmesinin birer parçası. Aktif olarak çalışıyorlar. Onun dışında aklıma gelen mesela çok önemli bir konu bu kalite çalışmalarını. Benim daire başkanlığımın altında biz bir kalite birimi koymuştuk bu İHKM sürecine başlarken oradan yönetilsin diye. Sonra daha sürecin ortasında biz başvurumuzu yaptığımız zaman üst yönetimimiz dedi ki ya çok önemli bir konu ve biz kalite daire başkanlığı kurduk. Şu anda bu çalışmalar kalite daire başkanlığının altında, adresi net ve belli bir şekilde devam ediyor. Bu da bu sürecin çok önemli bir katkısıydı. Bir de aslında çok da etkin olmayan, mesela benim aklıma gelen öngörüsel KPI çalışmalarımız, benchmarking çalışmalarımız, hep bu sürecin bize armağanları, çalışan rehberlerinin oluşturulması. Aklıma gelenler bunlar. Ne güzel. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani zaten yönetim desteği olmadan, liderliği olmadan bu tip çalışmaları yürütmek zor oluyor. Özellikle kamuda. Çok güzel bir örneksiniz. Çok teşekkür ederiz. Gelip burada bunu anlattığınız, bizlerle paylaştığınız için. Umarım yüz yüze bir etkinlikte de bir araya gelebiliriz. Orada da paylaşabilirsiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Umarım. Ben teşekkür ederim. O güzel sorular için de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkürler Bilge Hanım. Şimdi sözü Emre Bey'e bırakacağım. Emre Bey buradaysanız sizleri de davet edebilirim. Herkese tekrar merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eltem Tek Anonim Şirketi'nden Enerji ve İletim Tesisleri Müdürü olarak sizlere burada seslenme şansına eriştim. Öncelikle bu fırsatı bizlerle paylaştığınız ve böyle güzel bir sempozyumda organize ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ederiz. Sunumumu paylaşmak istiyorum. Tabii. Siz deneyin. O sırada bu sunum muhtemelen kaybolur. Yoksa Bilge Hanım sunum paylaşmayı durdurabilir misiniz acaba? Tabii pardon. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Geldi sunumumuz Emre Bey. Ben buradayım. Bitimine doğru soruları alıp size aktarırım yine. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Eltem Tek Anonim Şirketi olarak enerji alanında neredeyse yarım yüzyıldır faaliyet gösteren bir bakanlık iştiraki olarak burada size bir sunum gerçekleştireceğiz. Eltem Tek 1983 yılında ait bir Bakanlar Kurulu kararıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iştiraki olarak kurulmuş. Enerji sektöründe yarım asra yakın süredir sunduğu hizmetlerle Türkiye'nin önde gelen mühendislik, proje yönetimi ve danışmanlık şirketlerinden biri olmayı başarmıştır. Şirketin amacı kamu yararı kararı ve ülke gelişimi olan bir kamu kuruluşunun ciddiyeti ve güvenilirliğine yarım yüzyıla yakın geçmişiyle uluslararası başarılara sahip yabancı şirketlerin evrensel tecrübesi ve hedeflerine, özel sektörün atılımcı ruhu, çevik ve müşteri odaklı yapısına sahip olarak faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilir başarı ve stratejiler için öncü ve tek olmanın gücüne inen Eltem Tek, geçmişinden aldığı deneyimi, kalite ve yenilikçi bakış açısıyla hedeflerine doğru özellikle son yıllarda emin adımlarla ilerlemektedir. Eltem Tek, az önce bahsettiğim gibi neredeyse 40 yıla yakın süredir faaliyet, enerji alanında faaliyet gösteren bir kuruluş demiştik. Burada size kısa bir öz şemayla, özellikle bizim IFKM sürecimizdeki kurumumuza ait buradaki serüvenimizi ifade eden, dünümüz ve bugünümüzü ifade eden bazı kilometre taşı projelerimizi paylaşmak istedik. Kurulduğu zamana baktığımızda enerji alanında çok fazla sektör paydaşının olmadığı, sadece kamudaki belirli başlı aktörlerin faaliyet gösterdiği ve genel manasıyla uluslararası paydaşlardan destek alındığı bir ortamda Eltem Tek Anonim Şirketi kuruluyor. Kurulduktan sonra birçok özel projede görev yapıyor. Bunların içerisine baktığımızda enerjinin üretiminden iletiminden dağıtımına oluşan tüm tedarik zincirinde faaliyet gösteriyor. Belli başlı özel projelerde çalışma şansını ben de Eltem Tek çatısı altında yaşamış bulunuyorum. 12 yıldır acizane ben de Eltem Tek'te görev yapmaktayım. Çok farklı pozisyonlarda ve çok farklı projelerde bu süreç zarfında çalışma şansına nail olduk. Bazı örnek ve özel projeleri sizinle paylaşmak isterim. Akkuyu Nükleer Santral'in şu anda gündemimizde olduğu ve yakın zamanda devreye alınması hedefiyle 2014 yılı itibariyle Akkuyu Nükleer Santral'in iletim hattının tüm projelerinde, Akkuyu Nükleer Santral'in bağlanacağı trafo merkezlerinin projelerinin neredeyse tamamında, buraya ait A'dan Z'ye projeler, yani bir iletim hattına dair etüt proje diye tabir ettiğimiz işlerden tutun, ana iş kalemlerimizden olan harita, kamulaştırma, çevre hizmetleri, trafo merkezlerinin dizayn edilmesi gibi projelerde
Emre Bey sanırım düştüler veya internetlerinde elektrik. ARGE ve diğer faaliyetlerde birçok faaliyette bulunmuştuk. Bir ara dondu da Emre Bey, kusura bakmayın, ekran gitti. Tamamdır. Geri geldiniz, buyurun. Genel manasına baktığımızda organizasyonel yapıda bu bahsettiğim enerjinin her alanında faaliyet gösteren hem üretim, hem iletim, hem de dağıtım ve bunlarla birlikte ARGE alanında faaliyet gösteren 5 farklı direktörlük olarak ve bu direktörlüklerin altındaki müdürlük ve şeflik olarak 200'ü aşkın personelimizle sektörde faaliyet göstermekteyiz. Sürdürülebilir bir gelecek arzusuyla 2016 yılında başta Genel Müdürümüz Sayın Şerif Okluoğlu'nun önderliğinde başlayan bir değişim ve dönüşüm sürecine girdik. Bu süreçte az önceki konuşmacımız da sizler de çok güzel bir örnek verdiniz. Bu tip gelişim ve dönüşüme dair bir atılımda, geleceğe dönük bir adımda yöneticilerin size verdiği destek çok önemli. Burada bir çalışan olarak ben şunu söyleyebilirim. Enerji alanında çok farklı projelere imza atmamızda ve bu projelerle birlikte IFQM ödülünü almamızda yegane destekçilerimiz, yönetimimiz oldu. Onlara gerçekten teşekkür ediyoruz. Ve onların bize çizdiği vizyon ve önümüzü açmasıyla da çok farklı alanlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2016 yılında başlayan bu dönüşüm süreciyle birlikte 2 yıldan daha uzun bir süre yoğun bir çalışma temposuyla IFQM yolculuğuna başladık. IFQM yolculuğuna baktığımızda gerçekten hem stratejik planla hem de gerçekten kurumun IFQM modelini sahiplenerek bir kalite standardına erişmesi ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması için büyük bir gayret sarf edildi. Bunu tüm içtenliğimle söyleyebilirim ki her kademedeki çalışanlar IFQM süreci ve bu bahsettiğimiz sürecin modeline ait neredeyse her kaleme şahit oldular. Ve bunu benimseyerek bir takım çalışmalar yapıldı. Bu personellere kadar indirgenen bir çalışmanın neticesinde de 2021 yılında Eltemtek ailesi olarak bu ödülü almaya hak kazandık. Eltemtek ailesi gerçekten IFQM mükemmellik ödülünü aldığında bu bir ödül, bugün için bir ödül ifade ediyor. Ama gelecek adına baktığımızda geçmişi olan bir kurumun geleceğe daha sağlam bir bakış açısıyla bakacağını bize göstermiş oldu. Hem içerisindeki bilgi birikimli personeli hem de dinamik yapısıyla birlikte. Bu ödül bizi gerçekten kamçıladı ve hani çok fazla da sözü uzatmadan geleceğe dönük olarak şunu söyleyebiliriz. Gerçekleştirdiğimiz tüm hedeflerin, elde ettiğimiz başarıların arkasında en büyük güç hiç şüphesiz değerli çalışma arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız. Biz ekip olarak, Eltemtek ailesi olarak bu ödülü kazandık ve bu ödülü benimseyerek bundan sonra şirketin tüm bir yönetim politikası olarak başta yönetimimizin de önderliğinde kullanmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızdan aldığımız bu güçle de Eltemtek olarak büyümeye, üretmeye, değer katmaya ve bu değerleri sürdürülebilir kılmaya devam edeceğimizi olan inancımız sonsuzdur. Bu IFQM süreci biliyorsunuz çok uzun bir süreç ve bitmeyen bir süreç. Bu sürecin içerisinde bizi farklı kılan noktalardan bir tanesi de bir kamu iştiraki olarak kamuda yapmış olduğumuz katma değerli uygulamalar oldu. Kamu yönetimindeki uygulama örneği olarak size şimdi sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Hızlı bir şekilde sunuma geçiyorum. LIDAR yardımı, LIDAR bir ölçümleme tekniği. Uluslararası alanda 50 yıldır kullanılan bir teknik. Eltemtek ailesi olarak da Türkiye'de bu tekniği belki en çok kullanan ve sadece bir ölçüm tekniği olarak kullanmakla yetinmeden farklı alanlarda kıymetli veriden bir değer oluşturmaya çalışan noktadayız. Paydaş olduğumuz enerji sektöründe iyi bir uygulama gerçekleştirmek için halihazırda yaptığımız çalışmalarda bir ARGE faaliyetine girmiştik 2019 yılında.
2019 yılındaki bu ARGE faaliyetinin neticesinde de sizlere şu anda sunmaya başlayacağım olan LIDAR desteğiyle yüzey analizleri, heyelan, yüzey erozyonu ve benzeri diğer doğal afet riskli durumların tespitinin enerji tesislerinde uyarlanmasını gerçekleştirdik. İstanbul Teknik Üniversitesi partnerliğinde. Projemize baktığımızda problem Türkiye'de sel, taşkın, çığ, kaya düşmelerinden etkilenen alanlardı. Buradaki amacımız bu doğa olaylarının mümkün mertebe erken bir uyarı sisteminin kurulması ve iletim şebekesindeki enerji ağ güvenliğinin sağlanması adına da bu doğa olaylarının raporlanması, analiz edilmesiydi. Kapsamımızda da etüt, analiz, raporlama ve gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili çalışmalar vardı. Bu ekrandaki tabloya baktığınızdaki doğal afetlerle alakalı genel manasıyla bir örnek var. Bu AFAD'ın verisidir. Türkiye'deki doğal afetlerin neden olduğu can kayıplarına baktığımızda en fazla deprem ne yazık ki. Depremle alakalı bizim çok fazla bir çalışmamız olmamakla birlikte zaten bu altyapı üzerine çalışan kıymetli kamu kuruluşlarının faaliyetlerinden yararlanmayı seçtik. Ancak heyelan, kaya düşmesi, yangın ve çığlarla alakalı enerji üretim tesislerinin etkilenme durumunun önüne geçmek için ne yapabiliriz noktasında bu projeyi hayata geçirdik. Buradaki heyelan yoğunluk haritasına baktığımızda Türkiye genelinde heyelanların özellikle kuzey bölgelerde daha riskli olduğu, iç bölgelere baktığımızda da Doğu Anadolu'da ve güneyde belli başlı alanlarda heyelanın çok fazla olduğu, İzmir ve alt kısmında da belli heyelanların olduğu görmüş olduğumuz haritada görülmektedir. Bu uygulamaya başladığımız 2019 yılında ilk demo projesini Bartın bölgesinde gerçekleştirdik. Bartın bölgesinde gerçekleştirdiğimiz demoda bizim için önemli olan husus daha önce bu alanda çok fazla heyelan olmasıydı ve yüzey olaylarının olması ve buradaki gerçekleşen elim doğa olayları nedeniyle yerleşim alanlarının dahi bulunduğu alanlardan taşınıp çok farklı alanlara taşınması söz konusu olmuş. Bu bölgelerde bizim iletim şebekemiz de bulunmakta. Bu alanın riskli alanların tespit edilmesi noktasındaki uygulamamızda bize ışık oldu. Şimdi bu özel bölgede daha önce olaydan yaşandığı bölgedeki yaptığımız alanda belirlediğimiz alanda bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu çalışma tehlike ve risk analizlerinde girdi verisinin belirlenmesi, buradaki ne tip bir ölçekte çalışılacağı, bu işe ayrılan bütçe, çalışma sahasının boyutları, araştırmacıların deneyimleri, burada zaten çok farklı parametreler var. Hem bilim ve tekniğin dışında hem de buradaki uzman görüşlerinin destekleriyle bir çalışma yapma hedefimiz bulundu. Burada baktığımızda bizim adımıza lokal olarak özel çalışmayı sağlayacak en doğru ölçeğin 1 bölü 25 bin ve 1 bölü 5000'deki ölçek olduğunu tespit ettik. Bu ölçekleri baz alarak 1 bölü 5000 altındaki ölçekleri de özellikle LIDAR'ın bize sağlamış olduğu santimetre hassasiyetindeki kod ve koordinat duyarlılığındaki verilerle analizlerimizi yapma yoluna gittik. Buradaki dikkat ederseniz demo bölgemiz olan LIDAR'daki Bartın Ulus Havza bölgesinde çalışmamızda veri ve yöntemimizi seçtik. Buradaki verimiz LIDAR verisi, yöntemde hava LIDAR tekniği. Burada baktığımızda LIDAR nasıl bir ölçümleme tekniği olduğunun bir şeması var. LIDAR verisi gerçekten çok kıymetli bir veri. Ülkemizde çok fazla kullanılmasa da özellikle Eltem Tekin burada farkını öne çıkartmak için 12 yılı aşkın süredir sektörde LIDAR'la bir takım hizmetler sunuyoruz. Sunduğumuz hizmetler hem iletim hatlarının sıfır tasarımı hem de mevcuttaki diğer iletim hatlarının
80 bin kilometre yakın iletim hattının kontrol çalışmaları. Bu çalışmalarda LIDAR verisinde bütün iletim şebekesi altındaki tüm riskli bölgelerle beraber yerüstü objelerle birlikte taranıyor. Ve tarandıktan sonra da bir takım yazılımlar ve uzmanlarımızın kontrolünde analiz ediliyor. Burada baktığımızda bizim belirlediğimiz o demo bölgesi için bir uçuş planı hazırlıyoruz. Verinin alımı, sonrasında depolaması, sınıflandırılması, kontrolü ve bunların neticesinde kıymetli bir şu an ekranınızda olan milimetre hassasiyetinde, minimum santimetre hassasiyetinde bir nokta bulutu elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz nokta bulutu üzerinden de yüzey modellerini çıkartarak, neredeyse birebir arazi modellerini çıkartarak konumuz olan heyelanların ve yüzey olaylarının tespitine geçmiş oluyoruz. Özellikle bahsettiğimiz, dikkat ettiyseniz yüzey olaylarının gerçekleştiği alanlar genel manasıyla kuzey ringiydi ülkemizin. Bu alanda da çok fazla bir bitki örtü olması nedeniyle bu bitki örtüsünün zemini görmemize engel olması nedeniyle çok fazla bir haritalama bu zamana kadar gerçekleştirilmemiş. Gerçekleştirilse de geçmişte yapılan tüm çalışmalara saygımız sonsuz. O günün teknik ve kriterleri baz alınarak o dönemin şartlarına göre hazırlanmış. Şu anda bizim LIDAR'la yapmış olduğumuz çalışma da aslında bitki örtüsünün, yoğun bitki örtüsünün olduğu alanlarda zemini birebir ayırarak, sınıflayarak zemin, hassas bir zemin modeli üzerinden zeminde olan olayların tespitini sağlamak. 2019 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki danışman hocamızla Tolga Görüm'le birlikte ve bünyemizde bu alanda öncesinde master, sonrasında da doktorasına devam eden Abdusamet Yılmaz arkadaşımızla birlikte ve diğer çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu alanda çalışmaya, ARGE projesini geliştirmeye başladık. Bu ARGE projesi kapsamındaki Bartın Ulus bölgesinde normalde bitki örtüsü nedeniyle üst fotoğrafa baktığımızda bir yüksek çözünürlüklü orta foto, bu bizim helikopter vasıtasıyla çekmiş olduğumuz görüntü. Bu görüntüye bakarsak gerçekten de yoğun bitki örtüsünden zeminin altında ne olduğunu göremediğimiz bir nokta var. Dolayısıyla aslında bizim LIDAR'ın, LIDAR tekniğinin bize sağlamış olduğu en büyük katma değer, ikinci resimde görmüş olduğumuz Digital Surface Model'da yüzey modelin üzerindeki bitki örtüsüyle beraber hala net zemini göremediğimiz bir husus var. Ama buradaki bitki örtüsünü sınıflara ayrılarak zeminden temizlenmesi neticesindeki Digital Earth modeldeki en son görselimiz budur. C görseli. Bu görsele baktığımızda arazinin bütün yerüstü objelerden ayıklandığı ve tamamen çıplak bir arazi modelinin oluşturulduğu modeli elde ediyoruz. Ve bu model bizim için aslında baktığımızda kilometre taşı oluyor. Bu modelle birlikte hem yazılım destekli analizlerimizi hem de sonrasında da bu analizlerin ve raporlamaların yapılmasına geçiyoruz. Daha önce bahsettiğim MTA ve diğer kamu kuruluşlarının, kıymetli kamu kuruluşlarının hazırlamış olduğu bir takım heyelan modelleri var. Şimdi bizim hazırlamış olduğumuz heyelan ve yüzey analizlerinin ham verisi sağ tarafta görmüş olduğumuz yüksek çözünürlüklü veri. 400 metrelik bir kesitte burada size bir örneklem sunduk. 400 metrelik kesite baktığımızda sol taraftaki kesitte aynı topografik alanın farklı bir veri üzerinden sunumu bulunmaktı. Hatta genel komutanlığın verisi bu. Bu veriden sonra LIDAR verisi elde ettiğimiz arazide tüm zemin detaylarının ortaya çıktığını görüyoruz ve mekansal çözünürlüğün ve doğruluğun buradaki hassasiyetin gözler önüne sermiş oluyor. Bu görseli 60 metre ölçeğine indirgediğimizde ise daha anlaşılır oluyor. 60 metredeki bir görselde bir analiz yapmak için eski bir takım tekniklerle ölçümlenen arazi modeliyle bizim şu anda kullanmış olduğumuz arazi modelinin arasındaki farkı görüyoruz. Buradaki gördüğümüz yarıntı, oyuntu ve diğer benzer olayların
gözle bile neredeyse bir uzman görüşüne gerek kalmadan bazı alanlarda görüldüğünü sizler de anlamışsınızdır. Sonuçta üç boyutlu bir görsel ve bu alana baktığımızda biz bitki örtüsü olarak böyle bir yoğun topografyadan az önce görmüş olduğunuz ham veriyi, çıplak zemini elde edip sonrasında analizlerimize geçiyoruz. Bu görmüş olduğumuz alanda daha öncesinde 2005 yılında bu Bartın Ulus bölgesindeki bir örnekle görmüş olduğunuz olan alanlar, kaymaların, heyelanların olduğu alanlar yeşille ifade edilmiş. 1 kilometre ölçeğindeki bir kesit. Bu kesitin üzerine şu anda biz kendi örneklemimizi sizlerle paylaşacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz İTÜ, GEOAZART ve Eltemtek ortaklığında yürütülen bir ARGE projesinde elde etmiş olduğumuz veriyi landslide bir takım uluslararası zeminle alakalı standartlara göre hazırlıyoruz. Hazırladığımız görüntülerde ve analizin neticesini şu anda sizinle paylaşacağız. Biraz önce sizinle paylaştığımız C görselindeki zemin ve bu zeminin Red Relief Image Mapping tekniğiyle analizinin yapılması ve bu analiz neticesindeki uzman görüşleriyle burada belirlenen kahverengi heyelanların, farklı tiplerdeki heyelanların ve yüzey erozyonlarının çizildiği görselleri şu anda paylaşıyoruz. Sonuç görsele baktığımızda böyle kapalı bir bitki örtüsünün olduğu alanda bahsettiğimiz teknik ve analizlerle bu alanın birebir arazi modelini çıkartıp ve analizlerini gerçekleştirip bu alanlardaki yüzey risklerini haritalamış oluyoruz. Şu anda size tespit ettiğimiz hassasiyet olarak bunu özellikle ifade etmek isterim. 22 metre ile 12 metre, yani bizim bir yüksek gerilim direğimizin oturacağı alan kadar bir alanda hassas çözünürlükte küçük heyelan olaylarını tespit edecek kadar bir gelişmiş teknik. Baktığımızda burada çok farklı alanlarda bir takım tespitler yapıldı. Bu örneklemlere baktığımızda az önceki ilk yapılan 2005'teki o dönemin teknoloji ve standartlarına göre yapılan analizde çok farklı tiplerde ve çok çok daha fazla sayıda kıyaslanmayacak seviyede bir harita ortaya çıkmış oluyor. Ve burada bizim zemindeki olaylarımızın çeşitlerine baktığımızda gerçekten detaylı ve risk alanlarının net bir şekilde koordinatlandığı, mekansal çözünürlüğe indirgendiği bir haritayı elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu çizimlerde sizinle paylaşmış olduğum görsellere göre eski tekniklere göre LIDAR'ın uygulaması neticesinde çok hassas bir analizi, ölçümü ve analizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada bir takım grafikler var. Bunları çok fazla sizi yormak istemiyorum. Buradaki bizim hassasiyetimizi aslında baktığımızda ifade eden çizimler. Bahsettiğimiz üzere demo bölgesindeki iki veriyi ve sonucunu kıyaslamak için size bir şema hazırladık. Bu şemaya baktığımızda gerçekten geniş ve bu düşük çözünürlüklü ölçeklerde yapılan analizlerin bazı alanlarda hatalı heyelanları ifade ettiği, yüzey olaylarını gösterdiği, bazı alanlarda da hiç bir heyelan çiziminin olmadığını görüyoruz. Aksine yaptığımız bu çalışmayla tüm detayıyla ve çok daha büyük bir hassasiyetle yüzey olaylarını tespit ettiğimizi görüyoruz. Bir örnek vereceğim size. Rize'nin Çayeli bölgesinde yaptığımız bir çalışmada daha önceki tekniklerde 3 adet heyelan tespit edilmişken 350 adet buna karşın bizim yaptığımız analizde 350 adet bir heyelanı tespit etmiş bulunuyoruz. Bu alanlarda az önce bahsettiğim gibi bitki örtüsünün olduğu alanlarda zemini görmek ve buraya ait hassas bir veriyi elde etmek çok zor.
Bu veri olmadıktan sonra da bu alanlarda bir haritalamanın yapılması, bir tespitin yapılması gerçekten oran olarak çok düşük oluyor. Buradaki aslında en büyük farkımız lider tekniğindeki hassas ölçümleme ve sonrasındaki sonuçlar. Sonuca baktığımızda biz bu heyelanları çizdikten sonra kamuya ve toplumumuza katma değer sağlamak adına yüksek gerilim hatlarımızı, kısmen trafo merkezlerimiz ve gelecekte enerjinin iletimi ve üretimiyle alakalı diğer tesisleri de kapsayacak şekilde bu alanların dışında mümkün mertebe tasarlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere Akkuyu Seydişehir Enerji İletim Hattı'nın 341 nolu direği bir heyelanda yer almıyor. Ama 42, 43 ve 44 nolu direkler gerçekleşen bir heyelanın içerisinde veyahut da yakınında kalıyor. Biz bu verileri tespit ederek projelerimizi, yeni tasarımlarımızı yaparken bu alanların dışına çıkartıp daha sağlıklı bir hat yapmış oluyor ve enerji arz güvenliğini kısmen artırmış oluyoruz. Buradaki yüksek gerilim hatları bildiğiniz üzere neredeyse bir ilin elektriğini taşıyan seviyedeki tesisler. Dolayısıyla 21. yüzyılda enerjinin ve elektriğin olmazsa olmaz olduğu bir süreçte buradaki hem TEİAŞ'ın hem de TEİAŞ'ın paydaşları olarak bizlerin daha geleceğe dönük ve sürdürülebilir projeler yapması ve bu alanda işletmesi gerekiyor. Hem yeni tesislerde hem de mevcuttaki tesislerde bir çalışma yaparak mümkün mertebe bu riskin bertaraf edilmesi için 3 yıldır bir gayret sarf ediliyor. Burada bir örnekten yine sizinle paylaşıyorum. Dikkat ettiyseniz düz bir tarla diyebileceğimiz bir arazi. Böyle bir arazide dahi gerçekleşen olayları buradaki modelin ve analiz tekniğinin hassasiyetiyle yakalamış oluyoruz. Mümkün mertebe bu alanların dışına çıkarıyoruz. Yani burada bir örneklem olarak ise 593 nolu iletim direğinin bir heyelanın içerisine konulmasını gösterdik. Daha önce böyle bir analiz yapılmadan çalışmalar yürütülüyordu. Ancak 3 yıldır bu analizler yapılarak tesisler bu analizler yapıldıktan sonra projelendiriliyor ve tesisler hayata geçiriliyor. Burada kısa bir videomuz var. Bahsettiğimiz birebir arazi modeli ve kullanmış olduğumuz yazılımlarla yeşil alanların üzerine dikkat ettiyseniz siyah ve beyazla çizildi heyelan alanlarımız var. Bu alanlara baktığımızda siyah olan kısım güvenli yaklaşma sınırını, beyaz olan kısım ise heyelanın olduğu ana riskli bölgeyi bizlere ifade ediyor. Dolayısıyla direklerimizi ve tesislerimizi bu bölgelerden gerekli güvenli yaklaşma sınırlarına riayet ederek projelendirip hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Burada bir arazi modeli Bartın bölgesindeki demo çalışmamız. Bu örneklemden sonra sadece biz enerjinin elektrik alanında faaliyet göstermek istemiyoruz. Baktığımızda aslı iş kalemimizden bir tanesi. Ama diğer taraftan baktığımızda da enerjinin her alanında faaliyet gösterdiğimiz için diğer alanlarda da doğalgaz sektöründe de ve dağıtım elektriğin dağıtım sektöründe de bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu alanda da 2021 yılında EPDK'nın bir yine bir ARGE projesi olarak İzmir Gaz Şirketi ile bir ortak ARGE projemiz var. Bu proje kapsamında da bizim doğal gaz boru hatlarında risk alanlarının tespiti ve bu alanların mümkün mertebe rehabilite edilmesi için raporlama ve analiz çalışmalarını 2022 yılında da yine yürütmüş olacağız. Buradaki sonuç çıktı ürünlerimiz var. Lidar nokta bulutu bir çıktı. Bahsettiğim, az önce gösterdiğimiz yüksek çözünürlüklü ortofotolar, heyelan ve bu heyelanlara ait tipler, envanterler, duyarlılık riski ve tehlike sınıfları ayrı ayrı sınıflanarak haritalanıyor ve raporlanıyor. İlave olarak baktığımızda bu arazi modellerinden
bir çığ modellemesi, buna dair bir envanter, duyarlılık ve risk tehlike modellerinin sunulması gerçekleşiyor. Ve genel manasıyla baktığımızda mümkün mertebe doğa olaylarının modellenerek iletişim şebekesinden bu alanda gelebilecek bir riski iletişim şebekesinden korumaya, iletişim şebekesini bu alanda korumaya çalışıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki bu iyi uygulamamızın nişanelerinden Abdusamet Yılmaz arkadaşımızın yüksek lisans tezi ve şu anda aynı alanda, bu alanda özel, altını çizmek isterim. Dünya genelinde baktığımızda iletişim alanında böyle bir çalışmayı bildiğimiz kadarıyla yapan ne bir kamu kuruluşu ne de bir özel sektör kuruluşu var. Her zaman geleceğe dönük projeler yapma hedefi ve vizyonuyla kendi alanımızda çok farklı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu noktadaki yönetim desteğiyle de akademik personelimizin akademik olarak desteklenmesi sağlanıyor. Burada İstanbul Teknik Üniversitesi ile güzel bir partnerlik yürütüp projelerimizi yürütüyoruz. Süremizin de sonuna geldik biliyorum. Çok kısa hemen boru hatlarındaki örnek eklemden de birkaç örnek göstermek istiyorum. Bu biliyorsunuz boru hatları da enerjinin şu anda her alan önemli. Ne yazık ki bir takım coğrafyamızda elim olaylara şahit oluyoruz. Ve bu elim olaylarına baktığımızda da elimizdeki kaynakların mümkün mertebe çok sağlıklı kullanılması, arz güvenliği daha da bir kıymet kazandı. Dolayısıyla baktığımızda elimizdeki hem enerjiye dair tüm şebekenin, sistemlerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi, önleyici bakımların yapılması bizim için çok önemli. Bu noktada özellikle bir gayret sarf ediyoruz. Bu da yine Karadeniz bölgesinde farklı bir örneklem. Yine bir boru hattı örneklemi. Boru hattının bulunduğu alanlardaki yaptığımız analizlerde de genel manasıyla heyelanın tiplerine kadar ve bu tiplerin geleceğe dönük olarak ne tip bir risk oluşturduğunu ve ne kadar sürede herhangi bir tesis olabilir. Bu ilgili tesise bir zarar vereceğini ifade eden bir takım analizler çıkıyor. Ve bu analizlerin neticesinde de şunu söyleyebiliyoruz. 1 ila 3 yıl içerisinde bu alanda bir tedbir alınması gerekiyor. Ve buranın rehabilite edilmesi gerekiyor gibi bir söylemle gerekli idareleri bilgilendiriyoruz. Bu noktada da güzel bir çalışmayı da yine gerçekleştirmiş olduk. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzattıysam da kusura bakmayın. Biz teşekkür ederiz Emre Bey. Olur mu öyle şey? Tam vaktinde aslında bitirdiniz, tamamladınız. Hem YFKM yolculuğundan hem de bu değerli projenizden bahsettiğiniz için Kaldır adına, katılımcılar adına ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Katılımcılarımızdan birisi bu yaptığınız projeleri ve bunun gibi projeleri kıyaslama ziyaretlerini açıyor musunuz diye sormuş. Tabii ki her zaman. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten hem Ar-Ge alanında gittiğimiz sektördeki fuarlarda çoğu alanda aslında baktığımızda kendi alanımızda faaliyet gösteren organizasyonlara katılmaya çalışıyoruz. Bir takım fuarlara gidiyoruz. Burada da aslında yaptığımız organizasyonlardan hem sektördeki paydaş adaylarımıza, yani bunlar bir üniversitedeki bir organizasyon olabilir veyahut da sektördeki paydaşlarımızın olduğu bir organizasyon olabilir. Buradaki yaptığımız sunumlarda zaten kapımız her zaman açık, insanlarla gerekli paylaşımı sağlıyoruz. Seve yardımcı olur. Burada yaptığınız sunumda bir kıyaslamaya giriyor neredeyse. Evet. Bizlerle paylaşımınız. Teşekkür ederiz. Bu ve benzeri projeleriniz, iyi uygulama örnekleriniz devam edecek mi? Doğrultunuz bu yönde mi diye sormuşlar. Evet. Aslında yani EFQM'in benimsememizdeki ana nedenlerden bir tanesi de gerçekten hep ileriye dönük çalışmaların olması ve uluslararası olarak baktığımızdaki sektördeki trendin kaçırılmaması. Eltemtek olarak burada aslında bir kamu iştiraki olarak gerçekten uluslararası trendleri ve sektördeki trendleri takip edip mevcuttaki alanımızı uygulamak için stratejik plandaki hedeflerimizle devam ediyoruz.
Bu da aslında baktığımızda stratejik planımızda internette de paylaşım olduğu için söylüyorum bunu. Bizim gerçekten büyük hedeflerimiz var. İnşallah daha da onları da gerçekleştirmeye çalışacağız. Umarım siz gerçekleştirdikçe biz de paylaşabiliriz bu ortamlarda diğer katılımcılarla. İnşallah. Bu uygulamalar sonrası veya bunun dışında çalışanları tanıma taktik programlarına dahil ediyor musunuz? Tanıma taktik programlarınız var mı diye sormuşlar. Bu programlarımız aslında var. Şimdi biz teknik ekip olarak baktığımızda işin icra tarafındayız. İnsan kaynakları direktörlüğümüz ve şirketin kurumsal iletişim birimi bu çalışmaları bir takım kalite standartlarına göre yapıyorlar. Baktığımızda dışarıda şeffaflıkla açık olan bir kuruluş olduğumuz için her zaman hem iç paydaşlarımıza, buradaki mesai arkadaşlarımıza hem de dışarıdaki tüm paydaşları bu konuda yönlendirmeye, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Emre Bey. Çok sağ olun. Biz Değerli teşekkür ederiz. Çok sağ katkılarınız olun. için. Çok sağ Bu olun. yolculukta bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli konuklar, sempozyumuza bugün burada son veriyoruz. Saygıdeğer konuşmacılarımız, değerli katılımcılarımız, hepinize çok teşekkür ederiz. Saat 16'da ödül töreni için canlı bağlantıya geçeceğiz. Ödül törenimizi hem buradan Aktia platformu üzerinden hem de Kaller Ankara YouTube hesabından canlı olarak takip edebilirsiniz. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.